أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وعدد ما نزل من أول الدنيا إلى آخرها من قطر الأمطار وعدد ما نبت من أول الدنيا إلى آخرها من النبات والأشجار صلاة دائمة بدوام ملك الله الواحد القهار اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتشرف بها عقباه فتبلغ بها يوم القيامة مناه ورضاه اللهم صل على سيدنا محمد حاء الرحمة وميم الملك ودال الدوام السيد الكامل الفاتح الخاتم عدد ما في علمك كائن أو قد كان كل ما ذكر وذكره الذاكرون وكل ما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin aziz izleyicileri, Kadı İyaz Rahmetullahi Aleyh'in Eşşifa Bitarifi Hukukil Müstefa Şifa-i Şerif Şerhi isimli eserinden yine bir bölümü okuyoruz. Allah Resulü, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizle ilgili bölümler. Bu bölümde hadislere göre peygamberlerin özellikleri anlatılıyor. Peygamberlerin bazı özellikleri birçok hadis-i şerifte de zikredilmiştir. Örnek olarak Resul-i Ekrem Efendimizin şu hadisleri söylenebilir. Kerim oğlu, kerim oğlu, kerim oğlu, kerim. Nebi oğlu, nebi oğlu, nebi oğlu, nebi. İbrahim oğlu, İshak oğlu, Yakub oğlu Yusuf'tur. Enes İbni Malik radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadiste Allah'ın elçisi şöyle buyurmuştur. وَكَذَٰلِكَ الْاَنْبِيَا تَنَامُ اَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ Peygamberler işte böyledir. Onların gözleri uyur ancak kalpleri uyumaz. Hazreti Süleyman, Süleyman aleyhisselamın kendisine o kadar saltanat verilmesine rağmen Allah Teala'ya olan derin saygı ve tevazuundan dolayı başını kaldırıp da gökyüzüne bakmadığı rivayet edilmektedir. Hazreti Süleyman leziz yemekleri halka yedirir, kendisi ise arpa ekmeği yerdi. Allah Teala ona, "Ey abidlerin başı, zahitlerin kendisini örnek aldığı zatın oğlu" diye vahyetmiştir. Hazreti Süleyman rüzgarın üzerinde muhteşem ordusuyla bir yere giderken yaşlıca bir kadın yoluna çıkınca rüzgarı durdurur, kadının isteğini yerine getirdikten sonra da yoluna devam ederdi. Hazreti Yusuf'a ülkenin erzak depoları senin elinde olduğu halde neden karnını güzelce doyurmuyorsun diye soruldu da o karnımı doyurunca açları unutmaktan korkuyorum diye cevap verdi. Davud peygamber, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala Hazreti Davud'a Zebur'u okumayı kolaylaştırmıştı. Kendisinin ve adamlarının binit hayvanlarının sefere hazırlanmasını emrederdi de hayvanlar daha eğerlenip hazırlanmadan Zebur'u okuyup hatmederdi. Ve Davud yalnızca kendi elinin emeğinden yerdi. Bütün bunlar da peygamberlerin hem bir taraftan zahidane tarafları, diğer taraftan da halkı içinde yaşadıkları toplumu
ne kadar düşündükleri aleyhissalatu vesselam Efendimiz tarafından ifade edilmekte. Allah Teala şöyle buyurdu. Demiri de onun için yumuşattık. Dokusu düzenli, bol zırhlar yap dedik Davud'a. Bu iki ayetin tamamı şöyledir. Biz Davud'a tarafımızdan bir lütufta bulunmuştuk. Ey dağlar, ey kuşlar! Davud tesbih ettikçe onunla beraber siz de bu tesbihi tekrarlayın dedik. Demiri de onun için yumuşattık. Dokusu düzenli, bol zırhlar yap dedik. Salih ameller işlemeye bakın. Çünkü ben sizin yaptıklarınızı görüyorum. Sebe suresinde. Çünkü Hazreti Davud Rabbinden devlet hazinesine ihtiyaç duymadan elinin emeğiyle geçimini sağlamasını istemişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Cenab-ı Hakk'ın en sevdiği namaz Davud peygamberin namazıdır. Cenab-ı Hakk'ın en sevdiği oruç da yine Davud peygamberin orucudur. Gece yarısına kadar uyur, gecenin üçte birinde namaz kılardı. Altıda birinde yine uyurdu. Bir gün oruç tutar, bir günde tutmazdı. Yani burada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yine ibadet hayatında da bizlere itidali tavsiye etmiş oluyor. Yani Davud aleyhisselam bütün bir geceyi uykusuz geçirmiyor. Fakat gecenin bir kısmında uyuyor, ibadet ediyor, sonra tekrar uyuyor, sonra tekrar ibadetine devam ediyor. Orucu da bütün bir sene oruçla geçirmiyor. Bazen oruç tutuyor, bazen tutamıyor. Tabii farz olan günler hariç. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz, sahabe-i kiram efendilerimizi bu noktada terbiye ediyor. Yani sizler dini hayatınızda da peygamberlerin tertibine uyun. Hani bütün bir geceyi ben ibadetle geçireceğim diye yormayın kendinizi. Bütün bir seneyi oruçla geçireceğim diye bir anlayış içinde olmayın. Oruçlarınızda tutun, gece ibadetlerinizde yapın ama itidal halinde olun diye de Efendimiz bize peygamberlerden misaller veriyor aziz dinleyenlerim. Yine Hazreti Davud yünden dokunmuş elbise giyer, kıldan yapılmış yaygı sererdi. Küle bulanmış arpa ekmeğini tuza batırıp yerdi. İçeceği su gözyaşına karışırdı. Yaptığı hatadan sonra güldüğü de hiç görülmedi. Rabbinden utandığı için başını kaldırıp da gökyüzüne bakmadı. Hayata boyunca gözyaşı döktü. Gözyaşlarının düştüğü yerde otlar bittiği, bu yaşların yanaklarında yol yol izler bıraktığı da söylenir yine Davud aleyhisselamın. Kulları içinde ancak bilginler Allah'tan korkar ayet-i kerimesi de bunu göstermektedir. Yani ayet-i kerimenin mazmununca Allah'tan korkanlar gerçekten gerçek alimdirler. Veya gerçek alimler Cenab-ı Hak'tan da büyük bir haşyet içindedirler. Rivayet edildiğine göre Davud aleyhisselam kıyafet değiştirip halkın arasında dolaşırdı. İnsanların kendisi hakkında ne düşündüğünü öğrenmeye çalışırdı. Onların iyi şeyler söylediğini duyunca tevazu daha da artardı. İsa peygamberin aleyhisselam zühdü. Hazreti İsa'ya gelince, keşke bir eşeğin olsa da yorulunca ona binsen dediler Hazreti İsa'ya. O bu temennide bulunanlara bir eşekle uğraşıp da kendisini ihmal etmeme Rabbim izin vermez diye cevap verdi. Hazreti İsa kıldan dokunmuş elbise giyer ve ağaç yaprağı yerdi. Onun evi barkı yoktu. Nerede uykusu gelirse orada uyurdu. Kendisine miskin yani ihtiyaç sahibi diye hitap edilmesine de pek sevinirdi. Rivayet edildiğine göre Musa aleyhisselam Firavun'un adamlarına yakalanmamak için Mısır'dan kaçıp Medyen suyuna vardığında karnındaki otların yeşil rengi görünecek kadar zayıflamıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benden önceki peygamberler çeşitli dertlerle imtihan edilirdi. Onlardan biri fakir düşüp çeşitli sıkıntılara uğradığında
sizin bir hediyeye sevilmenizden daha çok sevinirdi. Yani sıkıntılara düştükleri zaman bile bunun da yine Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle olduğu idrakiyle Cenab-ı Hak bana bunu münasip gördü diye de ayrıca sevinirlerdi. Bu kaynaklarda rivayete göre Fahri Kainat Efendimizin son hastalığında onu ziyarete gelen bir sahabi elini mübarek vücuduna koyarak "Ya Resulallah, tenin ateş gibi yanıyor, elimi üstüne koyamıyorum." demişti. Resul-i Ekrem Efendimiz de ona peygamberlere, diğer insanlara nispetle kat kat sevap verildiği gibi birkaç misli sıkıntı da verildiğini söylemiş, nice peygamberlerin ileri derecede yoksulluk çektiklerini, hatta bir abayı ortasından kesip de boyunlarına geçirdiklerini anlatmış ve tıpkı sizin zenginliğe sevindiğiniz gibi onlar da başlarına gelen sıkıntılara sevinirlerdi diye sözünü tamamlamıştır. Bir gün Hazreti İsa bir domuzla karşılaşınca ona "Hadi selametle git." dedi. Yakınları ona bu değersiz hayvana neden öyle değerli bir söz söylediğini sordular. "Dilimi kötü söze alıştırmak istemem." diye cevap verdi. Evet. Kötülüğü en güzel şekilde bir karşılıkla sav. Rahman'ın has kulları yeryüzünde mütevazi bir şekilde yürürler. Cahiller kendilerine laf attığında ise selametle der geçerler ayetleri de böyle davranmayı teşvik etmektedir. Evet, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın menkabesi gerçekten günümüzde çok çok önemli hale geldi. Buyuruyor ki o yüce peygamber, "Dilimi kötü söze alıştırmak istemem." Evet, dillerimize dikkat etmek, onu kötü sözlere alıştırmamak gerekiyor. Hazreti Yahya ve Hazreti Musa'nın züht hayatı. Tabi'in müfessirlerinden Mücahib ibn-i Cebri'nin naklettiğine göre Yahya Aleyhisselam'ın yiyeceği ottan ibaretti. Allah korkusuyla çok ağladığı için gözyaşları yanaklarında yol yol izler bırakmıştı. İnsanların arasına karışmamak için de vahşi hayvanlarla birlikte o da ot yerdi. Müfessir ve tarihçi İbn-i Cerir et-Taberi'nin tabi'in alimlerinden Vehb ibn-i Münebbih'ten rivayet ettiğine göre Hazreti Musa bir çardakta gölgelenir, yiyeceğini ve içeceğini eliyle veya bardakla değil hayvanların yaptığı gibi bir taştaki oyuktan ağzıyla yer içerdi. Bunu kendisiyle doğrudan konuşma lütfunda bulunan Allah Teala'nın karşısında bir hiç olduğunu göstermek için yapardı. Peygamberler hakkında yukarıdan beri zikrettiğimiz anlamdaki bilgiler kitaplarımızda yazılmıştır. Onların mükemmelliğini gösteren üstün özellikleri, iyi huyları, güzel görünümleri, mükemmel davranışları dillere destandır. Bütün bunları teker teker zikrederek sözü uzatmayacağız. Bazı kifayetsiz tarihçi ve müfessirlerin kitaplarında görülen ve bunlara ters düşen bilgilere ise dönüp bakmayacağız. Yani Kadı İyaz, Şifa-i Şerif müellifi Kadı İyaz bu noktada peygamberlerin özellikle zühdî noktada, tevazu noktasında kendilerini yaşadıkları toplumlardan farklı görmedikleri hususundaki rivayetleri esas almış, bunları başka şekilde değerlendiren kaynaklara ve nakillere de itibar etmemiş. Onlara bakmaya gerek yok. Zira peygamberlerin hepsi bu güzel örneklerle muttasıftır diye de ifade etmiş oluyor mübarek Kadı İyaz rahmetullahi aleyh. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şemailine, yani hem şekli fiziki özelliklerine hem de ahlaki özelliklerine dair bir bölüm. Resul-i Ekrem'in şemaili, yani dış özellikleri ve sevgili Peygamberimizin yüce ahlakı. Ey okuyucu, ey dinleyici, ey seyirci! Allah sana nimetlerini ikram eylesin. Şimdiye kadar sana Resul-i Ekrem Efendimizin güzel ahlakından, yüce faziletlerinden, onun üstünlüğünü gösteren çeşitli özelliklerinden söz ettik.
bunların hepsinin sahih rivayetlere dayandığını gösterdik. Bu hususu dile getiren pek çok rivayet bulunduğu halde biz onlardan yeterli gördüğümüz kadarını derleyip zikrettik. Esasen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin faziletleri ve üstünlüğü bahsi o kadar geniş bir konudur ki bu bahsin tamamını dile getirmeye eldeki deliller yetmez. Onun özellikleri öyle muazzam bir denizdir ki onu taşımaya hiçbir araç kâfi gelmez. Bununla birlikte biz Peygamber Efendimizin özelliklerine dair rivayetlerden çoğu hasen mertebesinde olup tanınmış eserlerde kaydedilenleri bir araya getirmeye de çalıştık. Biz bu konudaki pek çok rivayetten pek azıyla yetindik. Resul-i Ekrem'in özelliklerine dair nice hadisten çok muhtevalı bulduğumuz Hazreti Hasan'ın İbn Ebi Hale'den rivayet ettiği hadisle bu bölümü de bitirmek istedik. Çünkü bu hadis Peygamber Aleyhisselam'ın şemail ve vasıflarından pek çoğunu, onun yaratılış özelliklerine, faziletlerine dair pek çok bilgiyi ihtiva etmektedir. Daha sonra da bu hadisin içinde geçen ve Arapçada nadiren kullanılan kelimeleri açıklayacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dış görünüşü. Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan şöyle der. Peygamber Efendimiz'i çok iyi anlatanlardan biri olan dayım Hint İbni Ebi Hale'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerinden öğrenebileceğim kadarını bana anlatmasını istedim. O da şunları söyledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem irice yapılı ve heybetliydi. Yüzü ayın 14'ü gibi parlardı. Uzuna yakın orta boylu, biraz büyükçe başlı, saçları hafif dalgalıydı. Saçı kendiliğinden ikiye ayrılırsa onu ortadan ikiye ayırır, yoksa kendi haline bırakırdı. Saçı uzadığı zaman kulak memesini geçerdi. Rengi nurani beyaz, alnı açık, kaşları hilal gibi ince ve gürdü. Çatık kaşlı değildi. İki kaşı arasında bir damar vardı. Öfkelendiği zaman bu damar kabarırdı. Burnu ince, hafifçe kavisliydi. Burnunun üzerinde bir nur yükselirdi. Ona tekrar dönüp bakmayan kimse burnunun yüksek olduğunu zannederdi. Sakalı sık ve gürdü. Gözleri siyah, yanakları düzdü. Ağzı geniş, dişleri bembeyaz, ön dişlerinin arası seyrek ve pek hoştu. Göğsünden göbeğine kadar ince bir çizgi halinde uzayan tüyler vardı. Boynu gümüş gibi berraktı. Bütün organları birbiriyle uyumlu, eti sıkı, ne zayıf ne de şişman, göğsüyle karnı bir hizadaydı. Göğsüyle iki omuzunun arası genişçe, mafsalları kalıncaydı. Soyunduğu zaman bedeni nur gibi parlardı. Göğüs çukurunda göbeğine kadar ince bir tüy şeridi uzanırdı. Bilekleri uzun, avucu genişti. El ve ayakları etlice, parmakları uzunca ve oldukça ölçülüydü. Ayaklarının altı hafifçe çukur, üstü ise son derece düzgün ve pürüzsüzdü. Ayaklarına su dökülse üzerinde bir damlası kalmazdı. Ayaklarını yerden hızlıca kaldırır, yere de sert bir şekilde basmazdı. Geniş ve hızlı adımlarla meyilli bir yerden iniyormuş gibi sakin ve vakarlı yürürdü. Bir tarafa döndüğünde bütün vücuduyla dönerdi. Yani başını sadece döndürüp bakmaz, bütün vücuduyla dönerdi. Bakışlarını yere indirir, gökten çok yere bakar, çoğunlukla da göz ucuyla süzerdi. Arkadaşlarıyla yürürken onları öne geçirir, kendileri arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere de önce o selam verirdi sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendimizin konuşma tarzı. Hazreti Hasan sözüne şöyle devam ediyor. Dayıma bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin
nasıl konuştuğunu anlat dedim. Dayım şunları söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman hüzünlüydü. Hep Allah'ı düşünürdü. Rahat nedir bilmezdi. Gerekmedikçe konuşmaz. Çoğu zaman sükût ederdi. Sözünün başından sonuna kadar her kelimenin hakkını vererek konuşurdu. Az sözle çok mana ifade ederdi. Açık seçik konuşurdu. Sözünde ne fazlalık ne de eksiklik bulunurdu. Az sözle çok mana ifade etmek anlamındaki cevami'ul kelim, Resul-i Ekrem Efendimizin veciz sözlerini, veciz konuşma özelliğini anlatan bir terimdir. Kendisi bu özelliğini anlatırken sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ben cevami'ul kelim ile gönderildim. Yani az bir sözle çok mana ifade etme özelliğiyle gönderildim. Yine bana cevami'ul kelim verildi. Allah'ın elçisi bu ifadeleriyle kendisine verilen fesahat ve belagat kabiliyetleri sayesinde manaların derinliğine kolayla nüfuz edebildiğini, kendisine ilham edilen hikmetli sözlerle meramını kısaca anlatabildiğini de belirtmiştir. Kibar ve yumuşak huyluydu Allah'ın Resulü. Etrafındakilere kaba davranmaz, onları asla hor görmezdi. Ne kadar az olursa olsun Allah'ın nimetlerine saygı gösterir, onları asla küçümsemezdi. Yenilen içilen şeyleri lezzetsiz diye kötülemez, aşırı şekilde de övmezdi. Dinin bir emrini uygulayacağı sırada buna aykırı bir şey söylendiğinde Allah'ın Resulü son derece öfkelenir, gerekeni yapıncaya kadar da öfkesi yatışmazdı. Allah'ın Resulü'nün farklı kaynaklarda en çok hilim halinden bahsediliyor. Ama bu hilim hali daha çok kendi şahsıyla olan ilişkilerde. Ama Allah'ın emriyle ilgili bir husus olduğunda Allah'ın bir emri yerine getirilmiyorsa veya Allah'ın bir yasağı çiğneniyorsa o zaman da Resulullah Efendimiz gayet öfkelisini dışarıya vuruyordu. Kendisine yapılan kaba ve haksız bir davranıştan dolayı öfkelenmez, onun intikamını almaya kalkmazdı. Bir şeye işaret edeceği zaman parmağıyla değil, eliyle işaret ederdi. Bir şeye hayret ettiği zaman da elinin içini semaya doğru kaldırırdı. Konuşurken sözüyle uyumlu olarak elini hareket ettirir, sağ elinin baş parmağını sol elinin avucuna vururdu. Birine öfkelendiği zaman başını ondan çevirirdi. Sevindiği zaman da bakışlarını yere indirirdi. Gülmesi çoğunlukla tebessüm şeklindeydi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. O gülerken dişleri dolu tanesi gibi bembeyaz görünürdü. Hadet Hasan şöyle demiştir. Dayımdan öğrendiğim bu bilgileri bir süre kardeşim Hüseyin'e söylemedim. Sonra ona anlattım. Meğer Hüseyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir yere nasıl gidip çıktığını, nasıl oturup kalktığını, görünümünü, ahlakını ve daha başka özelliklerini babasına sorarak bu bilgileri benden önce öğrenmişti Hazreti Hüseyin radıyallahu teala an. Aziz dinleyenlerim, değerli izleyicilerimiz, evet kitabımız bize kainatın fahri ebedisinin bütün insanlığa örnek olacak davranışlarını böyle madde madde bizlere anlatıyor. Nasıl otururdu, nasıl karkaldı, nasıl konuşurdu, nasıl yerdi, nasıl içerdi. Cenab-ı Hak bize onu uyulması gereken en güzel bir örnek olarak takdim ediyor. Bizler de okudukça, dinledikçe, duydukça Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliklerini gerçekten hayati hale getirmeye, onun gibi yaşamaya, dünyada onun izinden gitmeye, ahirette de inşallah onunla beraber olmanın yolları için çalışmaya devam etmeliyiz aziz dinleyenlerim.